Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir piyasa videosu yapacağız. Bakayım, ayın 21'i, 21 Ağustos 2021 gününden sesleniyorum. Bu videoyu da bugün akşam inşallah yükleyeceğim. Geçtiğimiz hafta bir ÖTV düzenlemesi olmuştu. Matrah düzenlemesi. Bu düzenlemenin ardından yüklediğimiz video 800 bin izlendi. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum ve videoya başlıyorum. Geçtiğimiz neredeyse bir yıl içerisinde faiz oranları yükseldi ve aşağı düşmedi biliyorsunuz. İnsanlar daha öncesinde faiz oranları düşük olduğu için Covid-19 nedeniyle işte ülkemizin farklı yerlerinde gelişen olaylar nedeniyle, TL'nin değerinin düşmesi nedeniyle otomobil fiyatları artıyordu ve o yüzden otomobile yöneliyordu. Yani otomobili bir kazanç kapısı olarak görüyorlardı ve böyle otomobil alıyorlardı. Ama bu yıl, bu geçen yıl olan şeyin aynısı bir türlü olmadı. Birçok insan bunun olmasını bekliyordu ya da olacağını tahmin ediyordu. Ama böyle bir şey olmadı. Bunun sebeplerinden bahsedeceğim. İlk başta geçtiğimiz yıl faiz oranlarının birden yükselmesi ve piyasanın durmasıyla birlikte insanlar ellerindeki otomobilleri satamadılar. Çünkü yüksek fiyatlardan almışlardı. Yüksek fiyattan satmak istediklerini de satamıyorlar. Ellerindeki araçların fiyatlarını düşürdüler. Düşürdükten sonra yine satamadılar. Bunun sebebi de insanların elinde nakit para yoktu. Ben bunu defaatle videolarda söylemiştim. Aslında otomobillerin fiyatı düşmüyor ama piyasada nakit para olmadığı için, insanların da satıcıların da para ihtiyacı olduğu için o parayı elde etmek nedeniyle fiyatları indiriyorlardı mecburen. Ne kadara giderse gitsin, bizim ihtiyacımız olan para gelsin, artık zararında canı cehenneme diyorlardı. O yüzden fiyatlar birazcık aşağı doğru gevşemişti. Bu yıla geldiğimizde ise şöyle bir şey oldu. İnsanlar yılın ilk 7 ayında faiz oranlarının düşeceğini zannediyorlardı. Hatta bunu ben de zaman zaman zannediyordum. Bekliyorlardı. Bu konuşuluyordu. Kulislerde konuşuluyordu. Siyasetin içerisinde konuşuyordu. Siyasiler konuşuyordu. Bazen işte parti liderleri konuşuyordu. Öyle olunca insanlarda bir umut oluyordu. Veya işte karamsar bir bakış oluyordu. Çünkü kimimize göre faizlerin düşmesi iyi, kimimize göre kötü. Bana göre şu an kötü mesela. Ama bunun insanlar üzerinde bir beklentisi vardı. Herkes şunu söylüyordu. Abi faizler inerse biz hemen hızlıca kredimizi çekeriz. Alacağımız malı hemen gider alırız. Fiyatlar belki bir tık artar o zamana kadar. Hemen o günlerde, çünkü tecrübeliyiz artık. Yan sahada antrenman halindeyiz. Ama şunu bilmiyorlar, satıcılar da yan sahada antrenman halinde. Bu haber daha gelmeye başladığı andan itibaren fiyatlarda oklar yukarı göstermeye başlıyordu. Yani doğal olarak o hayal ettiğin şeyi aslında yapamıyordun. Çünkü benim etrafımdaki insanların hepsi böyle bir düşünceye sahip. İçten içe bunu düşünüyorlar ama pek söylemiyorlar. Sonrasında 8. aya geldiğimizde tekrar bir faiz indirimi mevzusu oluştu. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bir gün yaptığı bir açıklama söz konusu. Faizlerin ineceğine, düşeceğine dair ama 8. ayda bir faiz indirimi olmadı. Doğal olarak insanlar bir beklenti içerisine girdi ve geçen yılki gibi fiyatların arttığını, faizlerin düşmediğini ve para sıkıntısının, nakit sıkıntısının olacağını düşündü. Bundan dolayı ellerindeki paranın tamamını otomobile yatırmıyorlar. Ben de geçen yaptığımız videoda size bunu söylemiştim. Matrah düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiler diye bir video yapmıştım. O videoda size söylemiştim. Elinizdeki bütün parayı yatırmayın otomobile diye. Tamam, otomobil fiyatları tekrar artacak. Evet, enflasyon devam ettiği sürece bunlar artacak. Bu böyle gittiği sürece evet, fiyatlar sadece otomobil değil, tüm tüketim ürünlerinde fiyatlar artacak. Aslında Türk lirasının değeri düşecek. Yani şöyle demeyin, ya işte araba artıyor da çikolata artmıyor diye düşünmeyin. Çünkü TL'nin değeri düştüğü için o çikolatayı almak için de daha fazla TL vereceksin. Otomobili almak için de, yani işin mantığı kısaca bu. Senin takas usulündeki takas ettiğin ürünün değeri düşüyor. Yani paranın değeri düşüyor. Tamamıyla problem burada. Ben geçtiğimiz yıllarda bazen otomobil fiyatlarını dolarla hesaplıyordum. Beni boğazlamıştınız o zaman, niye böyle yapıyorsun diye. Bir tepkiydi aslında o. Bundan sonra da o tepkimi devam ettirmek istiyorum ama açıkçası biraz da korkuyorum. Çünkü bazı şeyler çok böyle çabuk yanlış anlaşılabilir. Yanlışlanacak bir şey yok. Yani biz de kendi içimizde bazı şeylerden memnun olmayabiliriz. Siz memnun musunuz? Siz de değilsiniz otomobil fiyatlarının bu kadar yüksek olmasından. Şimdi devam edelim. Bu yılda insanlar bunu bildiği için, biz de bunu eğer dinleniyorsak, bilmiyorum artık bu kadar çok izlendiğine göre herhalde insanlar dinliyorlar. Ona göre şekil oluşturuyorlar diye düşünüyorum. Biz de bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü ben de sizle beraber geçen yıl bu durumu tahlil etme durumunda kaldım. Yani doğal olarak artık şunun farkındayız. Faizler yüksek, fiyatlar yüksek, piyasada nakit problemi var. Var mı? Evet, piyasada bir nakit problemi var. Çünkü aldığımız para hiçbir şeye yetmiyor. Yetmediği zaman ne oluyor? Nakit problemi oluşuyor. Bu kadar basit. Eskisi gibi kredi çekip harcayıp hızlıca ödeyemiyorsun. Paranın maliyeti arttı size. Paranın maliyetini de saatlerce
anlatmıştım bu kanalda. Otomobil kanalından ziyade bir ekonomi kanalı gibi oldu ama kanal. Paranın bir maliyeti vardır. Kredi çektiğinizde geri ödemeniz gereken bedel, yani çektiğiniz bedelle toplam ödediğiniz bedel arasındaki farka paranın maliyeti diyoruz biz. 100 bin lira kredi çekip 130 bin lira ödüyorsan sen 100 bin lirayı 130 bin liraya mal etmişsindir. Doğal olarak yapacağın işten en az 140-150 bin lira kazanman lazım ki kar etmiş sayasın kendine. Şimdi durum böyle olduğu için arkadaşlar insanlar tüm paralarını otomobile yatırmıyorlar. Yatırmadıkları zaman ne oluyor? Şu an piyasada genel olarak ben bütün Türkiye'deki İşte esnaf abilerimle, kardeşlerimle konuştuğumda bakın bizde şöyle bir şey var yani. Biz konuşuyoruz, yeri geliyor birbirimizi eleştirebiliyoruz. Ama bizim yeri geldiğinde birbirimizi eleştirmemizi bazı izleyiciler kaldıramıyor. Diyor ki abi yan yana duruyorsun, böyle söylüyorsun. Hayır kardeşim, biz insanız. Abi kardeşlik, ben eleştiririm onu, doğru mu? O da beni eleştirebilir, hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde kardeş kardeş devam ediyor. Şimdi ben aldığım bilgilerde şunu gözlemliyorum piyasada. Kendi gözlemi, şahsi gözlemi söyleyeceğim size. Abi bak, şu an otomobilde en çok satılan araba 100 bine, maksimum 150 bin liraya kadar hatchback, sedan, özellikle otomatik araba. Bana gelen sorular da tamamıyla bu alanda. Yani 150 binin üstünde soru soran sayısı çok az. Veya talep eden sayısı çok az. SUV alacak olanlar da maksimum 200-250 bin ya hadi 270 bin civarına SUV bakıyorlar. Bu piyasanın şu an kalbi. Bunun üzerine çok fazla otomobil satılmıyor. İnsanlar artık otomobillere o kadar fazla para vermemeye başladı. Bu da piyasanın yükseliş hızını kesen bir durum aslında. Aslında net olarak kesmiyor ama dolaylı yönden kesiyor. Bunu bir hisse satışı gibi düşünün. Herkes elindeki malı işte 300 bin liraya satmaya çalışıyor. Çalışıyor. Ama onun alıcısı, onu talep eden kişi 280 bin liraya, 85 bin liraya talep giriyor. O insan da bakıyor, olan talep var 285'e. 87 yazıyor, şak diye satıyor arabayı. Sen görmüyorsun. Aslında şu an piyasada o görmüş olduğunuz fiyatların daha altından gidiyor otomobiller. Bugün bir insan arabasına 320 bin lira yazdıysa 300 diye eline sıkana verdiğine ben çok şahit oldum. Yani doğal olarak sizin gördüğünüz o piyasadaki fiyatların biraz daha altına gidiyor maalesef şu an arabalar. Yani bir yükselme eğilimi var ama yükselme eğilimi bir oluyor, önü çabuk kesiliyor. Bu yılki otomobil piyasasının durumu şu an böyle gidiyor. Benim buradaki yorumum şu: insanlar yüksek faize ve otomobil fiyatlarının standartlaşmasına alışmıştı. Bugün bir Kaşkay almak isteyen 290 bin ile 320 bin arasında araba bakıyordu. Bugün bir 3008 almak isteyen 330 bin liraya kadar, 340 bin liraya kadar, 310'dan 340'a kadar bakıyordu arabaya. Ama artık faiz indirim beklentisi oluştu. Bir matrah düzenlemesi oldu. Matrah düzenlemesinin sonucunda da pek bir şey göremedik, olmadı. Firmalar hala da otomobil temininde sıkıntıyı yaşıyor. Yaşıyor mu bilmiyoruz. Yani yaşadıklarını söylüyorlar. Ama geçen yılda yaşadıklarını söylüyorlardı. Ağustos ayında 2020 araba satıyorlar hala da. Ben anlamıyorum nasıl bir stok problemi yaşanıyor, onu bilmiyorum ama geçen yılda diyorlardı, bu yılda muhtemelen biz artık 2021 model arabaları herhalde 2023'e kadar alırız yani. Öyle gözüküyor. Çünkü 2022 gelecek, hala 20 sıfır arabalar var yani piyasada, öyle bir durum var. Ve deli gibi de araba satılıyor. Bir de beklentinin etkisi var. İnsanlar, piyasa beklentiye göre şekil alır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir beklenti oluşturursanız piyasa ona göre yönlenir. Şimdi ülkede bir beklenti oluştu mu? Evet, bir beklenti oluştu. Bu beklenti de piyasayı şekillendiriyor arkadaşlar. Doğal olarak şimdi biz ne yapacağız? Şu an otomobil ihtiyacınız varsa yanınızda, köşenizde biraz para bırakmak suretiyle otomobil alın. Ama şöyle alın: ya hastalık şu bu olmadığı sürece elinizde kalan para sizi 3 ay, 4 ay, 5 ay geçindirebilecek şekilde bir para olsun. Bak bunu net söylüyorum. Bunu bir abi kardeş olarak samimiyetle söylüyorum. Tüm paranızla otomobil almanızı ben de istemiyorum açıkçası. Ve köşenizde birazcık para kalması avantajlı bir durumdur. Bunu işte ne yaparsanız yapın, onu ben bilemem. Hangi para cinsinden şey yaparsanız yapın, onu bilemem ama elinizde birazcık para kalmasını tavsiye ederim ve bu şekilde otomobil alın. Zaten şu an piyasada böyle bir eğilim var. İnsanlar artık otomobilin para kazandıran bir şey olduğunu düşünmemeye başladı ya da bu konuda çok arafta kaldı. Doğal olarak bu da ikinci el ve sıfır pazarına ciddi manada etki etti. Tabi ÖTV indirimi durumu da, matrah düzenlemesi oldu. Evet, ben de biliyorum indirim olmadı ama ÖTV indirimi diye algıladığı için insanlar bunu şu an, ya indirim var, kimse indirim yapmıyor, mecbur indirecekler kardeşim bakış açısıyla bakmaya devam ediyorlar. Ama bu bakış açısı kısa bir zaman sonra öyle bakanların hepsine zarar verecek. Bunu da unutmayın. Çünkü enflasyon gerçeği hala ensemizin şurasında duruyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.